Radyolara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe anlatım bozuklukları 3. konusuyla karşınızdayız. Hocam bu anlatım bozuklukları bir deniz, deryaymış. Bitmiyor mu? Artık herkes bunu soruyor değil mi? Öğretmenim bitmiyor mu artık? Arkadaşlar anlatım bozuklukları 3 diyoruz ve bu hafta anlatım bozukluklarının artık sonuna gelmiş oluyoruz. Anlatım bozuklukları konumuzun son videosu oluyor bu, merak etmeyin. Son videomuzda tabii hangi tür anlatım bozukluklarına bakıyoruz? Anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları ve mantık hatasından, sıralama hatasından kaynaklanan anlatım bozukluklarına bakacağız. Ve bu videomuzla beraber anlatım bozuklukları konusunu bitirmiş olacağız. Başlayalım mı? Başlayalım hocam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, anlam belirsizliği diyoruz. Anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. Öğretmenim ne demek anlam belirsizliği? Ya işte anlamın belirsiz olması değil mi? Genellikle niye bu anlam belirsizliği oluyor? Kişi zamirinin belirtilmemiş olmasından dolayı bir anlam belirsizliği oluyor. Şimdi böyle tanımına bakınca sadece nasıl yani kişi zamiri? Arkadaşlar şöyle, hiç merak etmeyin. Mesela şu cümleye bakalım. Öğretmen sınavlara girmediğini söyledi. Kimi? Sınavlara girmeyen kim? Senin sınavlara girmediğini mi söyledi yoksa onun sınavlara girmediğini mi söyledi değil mi? Yani sınavlara girmeyen sen misin yoksa o mu? Hı hı. Kardeşinden bahsediyor, arkadaşından bahsediyor. Dolayısıyla burada bir kişi zamiri eksik değil mi hocam? Yani öğretmen senin sınavlara girmediği, özür dilerim burada değil tabii değil mi? Şuraya alırız. Öğretmen senin sınavlara girmediğini söyledi ya da öğretmen onun, işte Ali'nin, Veli'nin, kardeşinin, işte şunun bunun sınavlara girmediğini söyledi. Ya da öğretmen kendisinin de sınavlara ben girmiyorum mesela. İşte evet, asistanım giriyor, giriyor değil mi? Evet, öğretmen kendisinin sınavlara girmediğini de girmeyeceğini de söylemiş olabilir. Ha ben bunu düşünmemiştim. Gerçekten çok güzel pek oldu çok hocam. Anlamı var hocam. Evet, pek çok zamir gelebilir buraya değil mi? Kişi zamiri gelebilir ki zaten buraya senin, onun ya da kendisinin hiç fark etmez. Bir kişi zamirinin gelmesi gerekiyor. Çünkü ben sınavlara girmeyenin kim olduğunu bilmiyorum. Hmm. Bu cümleye bakınca anlayamıyorum. Çünkü bu cümlede bir anlam belirsizliği var değil mi? İşte bu anlam belirsizliğini düzeltmesi gerekiyor. Düzeltebilmesi için de buraya bir kişi zamiri getirmesi gerekiyor. Arada, hocam, buyurun. Çok üzüldüm. Buyurun. Öldüm ama. Bu çok önemli bir konu zannediyorum. Özellikle arkadaşlarımız için önümüzdeki yıl. Evet, evet. Sınavlarda çok fazla çıkabilecek bir. Evet, konu. Evet ki zaten hani anlatım bozuklukları söylemiştik daha önce bizim LGS konularımız arasında da bulunuyor, sayılıyor. Çünkü 8. sınıf müfredatına ait bir konu bu. Biz 7. sınıftan evet özellikle 7. sınıf kitaplarda falan da öğrencilerimiz bunun örneklerini görüyorlardır. Okul kitaplarında arkadaşlar önemli bir konu. Hem önümüzdeki sene LGS'ye yönelik bir yatırımdır sizin için bu konuda iyi çalışmanız. Bir de genel olarak şöyle bir faydası da vardır. Anlatım bozukluklarına hakim olmak, yani bu konuyu iyi anlamak dile hakim olmayı da getiriyor. Evet, yani Türkçe'ye hakim olmayı da getiriyor. Türkçe'ye hakim olduğumuzda, yani ana dilimize hakim olduğumuzda, onu iyi konuşup iyi yazabildiğimizde paragraf sorularını da iyi çözüyorsun. Anlam bilgi sorularını da iyi çözüyorsun. Matematikte, fende, sosyalde sorunun senden ne istediğini de anlayabiliyorsun. Onlarda da hızlanabiliyorsun. Bir bütün olarak senin öğrenciliğine büyük katkıları oluyor. O yüzden arkadaşlar anlatım bozuklukları konusu gerçekten önemli. Hatta kendi aranızda oyuna çevirebilirsiniz. Böyle birisi konuşurken, ben öğrenciyken hatırlıyorum öyle yapardım işte ortaokulda, lisede. Birisi konuşurken ha burada anlatım bozukluğu var. Ha şurada bir yazım yanlışı mı var falan, böyle tabelalar üzerinde görmeye çalışırdım. Bunu böyle bir oyuna da çevirebilirsiniz arkadaşlar. Biz devam edelim anlam belirsizliğine. Bak mesela kardeşini bugün hiç görmedim. Kimin? Kardeş kimin kardeşi? Evet. Senin kardeşini mi? Onun kardeşini mi değil mi? Hani Ali'den bahsediyoruz. Ali ne yaptı ya? Kardeşi ne yapıyor? Aa, bilmiyorum. Ali iyi de kardeşini görmedim diyebilirsin. Ama senin kardeşin vardır. Onu da görmemiş olabilir değil mi? Dolayısıyla yine buraya senin ya da onun hiç fark etmez bir kişi zamiri gelmesi gerekiyor. Kişi zamiri gelmezse burada bir anlam belirsizliği vardır. Anlam belirsizliği olduğu için de arkadaşlar bir anlatım bozukluğu vardır. Bunlara dikkat edelim. Şimdi devam edelim.
Tabii anlam belirsizliği sadece zamirin eksikliğinden kaynaklanmıyor. Bazı cümlelerde virgül kullanılmaması da anlam belirsizliğine yol açabiliyor. Çok klasik örneklerdir bunlar, değil mi hocam? Mesela hasta hemşireyi yanına çağırdı. Hemşire. Evet. Hasta. Hasta mı hemşireyi yanına çağırdı? Evet. Hemşire mi hasta? Hemşireyi yanına çağıran kişi mi? Hı. Hasta değil mi? Dolayısıyla eğer hemşireyi yanına çağıran kişi hastaysa buraya bir virgül koyması gerekiyor. Yoksa hasta hemşire oluyor. Hı hı. Hemşire hastaymış gibi oluyor. Ya da genç adama seslendi. Genç? Evet. Başka birisi genç adama mı sesleniyor? Yoksa adama seslenen bir genç mi var, değil mi? Hı hı. Böyle bunu bu şekilde belirginleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bir anlam belirsizliği var virgül olmadığı için. Gazeteci kadının söylediklerini dinliyordu. Şimdi kadın, gazeteci kadın olabilir. Kadın mı gazeteci? Hı hı. Yoksa açıklama yapan bir kadının dinleyen kişi mi gazeteci, değil mi? Onun söylediklerini dinleyen kişi mi gazeteci? Dolayısıyla burada bir anlam belirsizliği var. Hı hı. Bu tip arkadaşlar anlam belirsizlikleri neden kaynaklanıyor? İşte virgülün kullanılmamasından kaynaklanıyor. Evet, anlam belirsizliği olduğu için de anlatım bozukluğu olabiliyor arkadaşlar. Şu hasta hemşire genç adamı çağırdı, işte gazeteci çocuğa seslendi falan. Bunlar arkadaşlar çok klasik örneklerdir. Her kaynakta görürsünüz. Sınavlarda çıkarsa mutlaka bunun benzerleri çıkar. O yüzden şuna da dikkat edin. Böyle iyice gerekirse şu sayfanın böyle fotoğrafını çekin. Ekran görüntüsünü alın ya da sunumun olduğu gibi. Böyle notlarını, şeyini, PDF'lerini değil mi? Şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl isterseniz size nasıl. Ama bence en güzeli deftere yazmaktır. Kesinlikle. Yani kesinlikle. En iyi bakıp tekrar, evet, yazarak. Videoları izlerken, videomuzu izlerken dur defterine yaz. Çünkü yazmak bir öğrenme yöntemidir. Bunu da arkadaşlar söylemiş olalım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Geldik son anlatım bozukluğu biçimimize. Mantık ve sıralama hatası. Arkadaşlar bu mantık ve sıralama hatası aslında her zaman bir önem sıralaması vardır ki zaten demişiz ya, cümle içerisinde verilen kavram ve durumların önem sıralamasının yanlış kurulmasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Mesela şu örneğe bakalım mı hocam? Sen bu gidişle değil liseyi, üniversiteyi bile kazanamazsın. İyi de zaten önce liseyi kazanması gerekiyor ki evet, üniversiteyi sonrasında kazansın. Evet, değil mi? O zaman şey yapmamız gerek yani. Sıralamayı değiştirmemiz lazım. Sen bu gidişle değil üniversiteyi, liseyi bile bitiremezsin ya da liseye bile giremezsin demesi gerekiyor. Burada önem sıralı, zorluk sıralamasında bir yanlış var. Yani üniversiteyi kazanmak daha zor. Evet. O yüzden daha zor olanı başa almamız gerekiyor. Tıpkı buradaki gibi çay demlemeyi bırak, yemek bile yapamıyordu. Ha, burada çay demlemek daha kolay. Yemek yapmak daha zor. Zor olanı başa alacağız. Yani yemek yapmayı bırak, çay bile demleyemiyordu demesi gerek, değil mi? Burada bir sıralama hatası vardır. Bu sıralama neye göre olmalı? Daha zor olan başa gelmeli. Veya daha önce olan. Evet, yani önce söylenen daha zor olmalı yani. Önce evet, zor olanı söyleriz, değil mi? Yemek yapmak daha zor, onu önce söylemem gerekiyor. Ya da üniversiteyi kazanmak daha zor, onu önce söylemem gerekiyordu. Sıralamayı tam tersine çevirmem gerekiyordu. Çünkü bu şekilde yaparsak bir mantık hatası var. Zor olanı önce söylememiz gerekiyor. Sonra dalga geçeriz işte, basit bir şey bile yapamıyor, değil mi? Hani yemek yapmayı bırak, iki yumurta bile kıramıyor dersin. Ya da işte ne bileyim, İşte duvara tırmanmayı bırak, düz yolda bile yürüyemiyor falan diyebilirsin. Böyle zor olanı başa almamız gerekiyor arkadaşlar. Mantık ve sıralamanın hatalı olması anlatım bozukluğuna yol açar diyoruz. Ve anlatım bozuklukları konusunu burada bitiriyoruz arkadaşlar.